4 ay öncesine kadar dernek statüsündeydik. 4 aydır vakıf statüsüne geçtik. İzmir Alperen Ocakları Genel Başkan Vekili Neşat Zümbül ve İzmir Alperen Ocakları İl Başkanı Yusuf Koç, Sky TV'ye çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. İzmir Alperen Ocakları Genel Başkan Vekili Neşat Zümbül, Alperenlerin vakıflaştığını belirterek daha fazla birlik beraberlik içerisinde ilerleyeceklerini söyledi. Alperen Ocakları Vakfı'ndan bahsedebilir misiniz çalışmalar hakkında? Evet, Alperen Ocakları olarak 4 ay öncesine kadar dernek statüsündeydik. 4 aydır vakıf statüsüne geçtik. Amacımız, gayemiz nizam-ı alem davası, Allah'ın davasına, memleketimize hayırlı işler yapmak, hayırlı hizmetler yapmak. Tek amacımız, gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak. Şükürler olsun Cenab-ı Allah, Türkiye'de müthiş bir Alperen Ocakları'na teveccüh var. Her taraftan bize bayağı bir talep geliyor, şubeler açalım anlamında. Biz de tabii sık eliyoruz yani. Çünkü ocak olsun diye ocak açmak istemiyoruz. Çünkü seçiciyiz bu konuda. Gençliğe faydalı olmak istiyoruz. Garip Gülaba'yı gözetiyoruz. Amacımız, gayemiz yakında bütün Türkiye'de şu an hemen hemen teşkilatlanmış durumdayız. Eksik olan yerimiz fazla kalmadı. Ama dediğim gibi yani biz teşkilat olsun diye teşkilat açmıyoruz. Amacımız, gayemiz Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'ın davasına hizmet etmek, vatana bayrağı hayırlı evlatlar yetiştirmek için mücadele etmek. Yakında Allah nasip ederse birçok konferanslarımız, hayırlı işlerimiz olacak inşallah. Bunun çalışmalarına start verdik. Öncelikle İzmir Alperen Ocakları yönetimini bu haftadan itibaren değiştirdik. İzmir İl Başkanı Yusuf Koç kardeşimizi il başkanı yaptık. Güzel bir yönetim kurduk iş dünyasından oluşan mesleki gruplarla beraber. Ege bölgesinde Manisa ocağımızı da sağlamlaştırdık. Şu an Türkiye'de dediğim gibi hemen hemen %90 kapasite doğu tarafında dahi teşkilatlanmış durumdayız. Çok şükür hedefimize ulaşıyoruz. Muhsin Başkanımızı çok sevdiğimizden dolayı son nefesimize kadar Allah için, peygamber için, mübarekler için, Muhsin Başkan için hizmete son nefesimize kadar hayırlı işlerde devam edeceğiz inşallah. İzmir Alperen Ocakları İl Başkanı Yusuf Koç ise Alperen Ocakları'nın amaçlarından bahsederek, inançlarımıza uygun bir devlet ve dünya nizamına ulaşmamıza vesile ve vasıta olacak davamız lehine maksimum fayda sağlayacak şekilde değerlendirmek gayesiyle kurulmuş bir teşkilattır, dedi. Kurum olarak gösterilmekte ve gençlerin dejenereliğinden dolayı toplumun kendine artık özgüveni yitirmesinden dolayı Allah'ın izniyle insanlara en azından yardımcı olmak, bazı fikirlerde fikir önceliği yapmak, dava önderliği yapmak tek amacımız. Alperen Ocakları'nda yeni başkansınız Alperen Ocakları'nın. Nasıl çalışmalarınız olacak? İnşallah bizim önce ilk çalışmamız toplumu bilinçlendirmek, yani yeni yetişen nesli fikir olarak değiştirmek yani. Çünkü gençlere bakıldığında gençlerin hayat tarzı ne Türk, yani çoğunun ne Türk örf ve adetlerine uyduğunu görmekteyiz, ne de Müslümanlığı tam olarak yaşamaktayız. Düşünebiliyor musunuz yani bu bir memlekette bayrağın hükmü kalmamışsa, bayraklar indirilebiliyorsa, bir memlekette vesaire dünyada her yerde tepki olmasına rağmen iki cihanın güneşi Peygamber Efendimiz'e yapılan hakaretler herkes izlemekte ve görmekte. Bunlara bir tepki olmuyorsa demek ki toplum tamamıyla sindirme politikası var toplumda ve toplum bir şeyler söylememekte. İnşallah biz topluma hiç bir şey olmasa bile toplumu bu yönde fikirle, düşüncelerimizle, birikimlerimizle toplumu değiştirmeye çalışacağız.